soralım. Ne anlam ifade ediyor ve borsada beklenti nasıl şekilleniyor? Arda, günaydınlar. Günaydın. Evet, borsada beklentiyi borsa nasıl şekillendiriyor? Mesela endeksindeki değişiklik sonrasında sizdeki beklenti ne yönde? Tabii Borsa İstanbul'un MSCI gelişmekte olan ülke endeksten çıkartılması Borsa İstanbul için olumsuz bir durum olmakla beraber Borsa İstanbul'un genel seyrine bakarsak yani bir kere yurt dışındaki toparlanma, yurt dışı borsadaki toparlanma ve bunun yurt içine olan etkisi. Yanı sıra yurt içindeki hisse senedi piyasasının da nispeten emsallerine göre iskontolu olması gibi faktörler de söz konusu. Bu açıdan bu haber şu an için Borsa İstanbul açısından olumsuzluk içerse de olumsuzluğun ben sınırlı olacağını düşünüyorum. Eğer korkulduğu gibi COVID-19 salgınında ikinci dalga gelmemesi durumunda olası görülebilecek aşağı yönlü hareketlerin sınırlı olacağını düşünüyorum. Bu açıdan daha yukarı yönlü eğer COVID-19 salgının ikinci dalgası gelmezse dünyaya da paralel bir şekilde Borsa İstanbul'da daha yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani geri çekilmeler yani 112.500-110.000 gibi yerlere doğru geri çekilmeler alım yerleri olarak kullanılabilir. Muhtemelen az önce söylediğim gibi salgında bir artma olmaması durumunda daha yüksek seviyeler görülebilir. Bu haberin de getirdiği olumsuz etkinin şu an için sınırlı miktarda kalabileceğini düşünüyorum. Peki Arda, son olarak şunu da sorayım. Yarınki PPK öncesi kur ve tahvillerdeki seviyeyi nasıl değerlendiriyorsun? Kura gelince bir kere 25 bas puan faiz indirim beklentisi zaten piyasalarda var. Ben 0.50 bas puan kadar yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bunlar büyük ölçüde piyasaya fiyatlandı. Hem faiz piyasasında hem de kurda fiyatlanmış durumda. Kur özeline bakarsak, dolar TL üzerine bakarsak şu anda 6.80 üzerinde tutulmuş durumda ve 6.80 aşağısına yaklaştığı her durumda dolar TL'ye alış geliyor. Burada biz 6.80 seviyesinin çok, oldukça güçlü olduğunu ve burada aşağı gelme konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor dolar TL'de. Ben daha çok 6.80'e doğru geldiği yerlerde piyasa tarafından alış olarak karşılanacağını, daha ziyade önümüzdeki günler 6.85 ve üzeri 6.90 gibi seviyelere yolun açık olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum burada. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'den evet. Arda Coşar'a yorum.